Defalarca büyük yıkıma yol açan sel felaketlerinden biri daha Batı Karadeniz'de yaşandı. Beş kente etkili olan yağmur sonrasında derelerin taşması sonucu köprüler yıkıldı, evler ve iş yerleri sular altında kaldı. Her yıl yaşanan sel felaketlerine karşı yeni bir önlem alınmadığı ortaya çıkarken, yetkililer yurttaşlara yükseklere çıkma önerisinde bulundu. Kastamonu'da gece saatlerinde başlayan kuvvetli yağmurla birlikte derelerin taşmasıyla caddeler sular altında kalırken, İnebolu'dan geçen Söke Çayı'nın taşmasıyla çayın üzerindeki köprüler yıkıldı. Küre ilçesinde ise sel sularına kapılan 22 yaşındaki Recep Bakırcı adlı yurttaş kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan geçtiğimiz yıl Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından planlanan sel kontrol projesi için Orman Genel Müdürlüğü Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından açılan ihalenin 3 hafta önce ödenek yetersizliği nedeniyle iptal edildiği ortaya çıktı. 2021'de yaşanan sel felaketinde hasar gören köprünün yerine yapılan yolunsa taşma sonucu çöktüğü öğrenildi. Bartın'da ise 3 gündür aralıksız etkili olan sağanakta metrekareye son 24 saatte 80 kilogram yağış düştü. Irmakların taşmasıyla köprüler yıkılırken kentin birçok mahallesindeki ev ve iş yerlerini su bastı. Trafik ekipleri Zonguldak, Karabük ve Kastamonu yollarından gelen sürücüleri alternatif yollara sevk etti. Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Güney Köyü'nde etkisini sürdüren şiddetli yağışlar nedeniyle oluşan selde hasar gören evler yan yattı. Kırmızı kodla uyarı yapılan Düzce'de etkili olan sağanak yağış sonrası yaşanan su taşkınları nedeniyle caddeler trafiğe kapanırken ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı yollara ulaşım sağlanamazken sel sularına karışan içme suyu ana hattı nedeniyle yaşanan su kesintisi devam ediyor. Kastamonu'nun ardından başka bir kayıp haberi Düzce'den geldi. Kaynaşlı ilçesinde sel bölgesinde çalışma yaparken iş makinesinin devrilmesiyle sulara kapılıp kaybolan kepçe operatörü Okan Bayrak için arama çalışması başlatıldı. Sinop'un Ayancık ilçesinde ise 3 köy geçici olarak tahliye edildi. İlçedeki 3 derenin üzerinde bulunan 7 köprü derelerin debisinin taşması sonucu yıkılırken bazı köylerde su baskını yaşandı. Sinop Ayancık ilçesini ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu ise yaşanan sel felaketi sonrası yapılan yeni dizayn köprüler sayesinde bölgelerin yağışlardan etkilenmediğini söyledi. Bu son yağmurlarla bu bölgede etkilenen fazla bir şey olmadı. Bundan sonra da olmaması için bütün tedbirlerimizi aldık. Malumlarınız geçen yıl Ağustos ayında Batı Karadeniz'de büyük bir sel felaketi olmuştu. Maalesef kayıplarımız olmuştu. Onun sonrasında tedbirlerimizi aldık, çalışmalarımıza hızlıca başladık. Sel felaketinin yaşandığı bölgeleri ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir tarafta yangınlar, bir tarafta sel olduğunu belirterek, bunlar coğrafyamızın karşı karşıya kaldığı afetler, dedi. Buna benzer yağmurlarda bu dediğim yatırımlar yapılmadan önce maalesef çok daha büyük hasarlar, zayiatlar, kayıplar söz konusuydu. Tabii bunlar ayrıca bir travma da oluşturuyor. Ama şimdi hep beraber hem tedbir almaya çalışıyoruz hem bu konuda vatandaşlarımızı uyararak en az etkilenmelerini temin ediyoruz.